Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Turnberg'de şöyle Likeiros boss'undayız. Bu boss'un içeri arkadaşlar istediğim bir tane epik silah var. Özellikle onu istiyorum. Aslında kendi silahım da epik ama özel verdiği için onu geçeceğim arkadaşlar. O yüzden o silahı çok istiyorum. Umarım da inşallah alırız. Ayrıca arkadaşlar böyle videolar gelsin mi gelmesin mi alt yorumlar belirtin. Çünkü mekanikleri yapan var, yapamayan var. Çabalayan, uğraşan, ondan sonra çıkıp giden var bu dungeonları yapmayan. Halbuki zindanlar çok önemli arkadaşlar burada. Yani bütün materyaller, bütün parçalar her şeyi atabiliyor. Ayrıca aslında bosslarda bir şey yok. Burada dikkat edeceğimiz sadece mekanikler arkadaşlar. Mekanikleri ne kadar hakim olursak aslında boss'u o kadar çok kolay kesebiliyoruz. Ayrıca bosslar mekanik yapacağı zaman ses çıkartıyor. Birazdan ses çıkartacak. Ona göre biz yukarı doğru kaçacağız. Umarım tek istediğim o silahı alırım. Gerçekten kendimdeki de epik ama onu attıracağım. Bayağı bir istiyorum bunu. Ve kırmızı böyle güçleri acayip bir şekilde duruyor elde. Şimdi arkadaşlar diğer arkadaş yavaş yavaş kaçıyor. Bak şimdi lan herkese bak. Ses duydunuz mu arkadaşlar? Bu ses geldiği zaman dikiyoruz da direkt şöyle yukarı çıkıyoruz. Ulan tamam. Bazen bu yumurta patlıyor. Ama ona dikkat edin. Şimdi arkadaşlar altta ve yukarıda bir tane küçük bize örümcek çıkardı. Onu keseceğiz ve direkt aşağı ineceğiz. Yoksa o boss yukarıdan aşağı inmiyor ve burada zehir atıyor arkadaşlar ve en büyük önemli olan da daha doğrusu healerimizin burada atmış olduğu heller arkadaşlar. Çünkü bu zehir acayip bir şekilde can yakıyor burada. Yani direkt alıp götürüyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu mekanikleri açtıktan sonra gerçekten boss'un aslında çok büyük bir ama bir şey yok. Direkt kesip çıkarabiliyor. Bir de AP atak konusu çok önemli bir şey. Bundan 2-3 daha öncesi bir tane farklı geldi. Arkadaşlar yani normalde 15 dakika uğraşmasından da 6 dakikada yaptım çıktı direkt. Bazı böyle inanılmaz AP'si yüksek sağlam adamlar denk gelebiliyor. Ya burada dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu izleyen mekaniklere alışarak aslında hani o kadar çok korkulacak bir şey olmadığını sizlere göstereceğim. Ayrıca çekmemi istediğiniz videolar varsa bana şey yapın. Belirtin bu yorumlarda. Ona göre ben size gider şey yaparım. Bir de arkadaşlar sabah 8.47. Ya uykusuzum, uyumadım hiç. O yüzden dilim sürçüşebiliyor. Konuşamıyorum, kusura bakmayın tekrardan. Sırf sadece sizler için yani bu. İzleyin, öğrenin ve sıkılmayın arkadaşlar. Hani 50 levelden sonra bir şey yok, yapamıyoruz muhabbetlerinde. Bak şu an yine ses geldi. Direkt yukarı doğru kaçıyoruz. Aman yakalanmayalım oğlum. Bazen böyle yakalanıp ölebiliyoruz. Tamam çıktık. Hadi bakalım. Bak normal o kırmızı taşı çıkabiliyoruz. O zaman yukarı zıplatıyor bizi ama yine sıkıntı olmuyor. Bir kişi öldü. Yani çok da fazla bir şey ettiğini zannetmiyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi mekan yaptığı sürece ve heller ayakta kaldığı sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. 3 kişi kalsın bir kesiyoruz yani. O derece arkadaşlar. Ve hemen hallederim bir yandan. Hadi oğlum bu da ölmek bilmiyor ya. Neyse hadi bakalım. Şeyden keselim. Ben de valla çenem düştü birazcık. Arkadaşlar 50 levelden sonra ben şunu anlatayım sizlere. Aslında yapacak olduğunuz o kadar çok şeyler var ki. Abyss farmı, zindan farmı, ondan sonra haritalarda belli başlı item atan yerler var. Oraya gidip onların farmını yani ne diyeyim birçok şey yapıp craftlayıp arkadaşlar ekipman parçayı çıkartıp hem kıyafetlerimizi hem skillerimizi güçlendirebiliyoruz. Yani aslında çok çok bolca çok şey var yapılacak oyunda. Ya ben adam 20 liraya geliyor bu oyun cırt deyip bırakıp gidiyor. Aslında oyunu oynamak istediği değil. Oyunu oynamak istediği için oynamıyor da sadece bakıyor yapabilirse oynayacak yapamazsa oynamayacak. Sonra yapamadığı zaman da bokla gidiyor. Öyle bir şey yok arkadaşım. Sen bu oyunu gerçekten oynamak istiyorsan vallahi her şeyi katlanacaksın, edeceksin yani. Öğrenmeye çalışacaksın. Gerçekten arkadaşlar oyun çıktığı zaman beri gece gündüz oynuyorum. Aralıksız 4 saat 5 saat uykularla. O yüzden karakterimiz bayağı bir sağlam bayağı bir güçlü oldu aslında. Yani hiç bilmeyerek gelebilecek olduğum en maks yeri geldim şu an ve halen de serindeyim daha doğrusu. Şöyle hemen şu şeyi keselim. Bir de arkadaşlar dediğim gibi bossların sesini çok iyi takip etmeniz lazım. Herhangi bir tehlikeli bir şey yaptığı zaman direkt bossa bağırıyor. O bağırmayı öğrendiği zaman, alıştığı zaman da gerçekten hani bossların hiçbir şey yok. Zorlu olmadığını göreceksiniz.
Şimdi bu zindan arkadaşlar diğer zindana göre biraz daha kolay çünkü buradaki elit yaratıklar çok fazla vurmuyor. Başka zindanlardaki elit yaratıklar tek atabiliyor. Gerçekten buna çok şahit olduk yani. Bu en kolaylarından birisi aslında zindanlar içerisinde. İsterseniz onları çekebilirim, atabilirim, yorumlarda belirtin ya da öğrenmek istedikleriniz, yapmak istedikleriniz. Guild kurduk arkadaşlar. Guild'e gelmek isteyenler olursa yani Starfall'dayız. Buyursun gelsin. Öyle bizim anlaşmada ıvır zıvırdır. Yok şöyle böyle bir muhabbetimiz yok. Gelmek isteyen herkese kapımız açık. Bakalım canım da az kaldı bayağı. Umarım keseriz. Bir sıkıntı olmaz. Bazen bunu kırmızı alanlar oluyor. Arka arka patlatı zaman bayağı bir sıkıntı doğuruyor bizi. Ama şu an healerımız gerçekten bizim bayağı bir iyi. Sağlam o yüzden hiç de korkmuyorum. O ölmediği sürece hiç sıkıntı yok abi. O healer yukarı çıktığı takdirde hiç sıkıntı yok. Ama tak diye aşağı düştüğü zaman ölürse olay bizim için burada biter yani. Bazı arkadaşlar şunu da anlatayım. Şöyle yaratıp yanlarına kırmızı pardon mor şey çıkardığı zaman direkt onları dojlamanız gerekiyor. Q skilliyle, defans skillinizle. Ölen çıkamadım bu arada. Heh, çıktım. Eğer o Q skilli dengelemezseniz yine bazı yaratıklarda ya da bazı bosslardan tek yeme olasılığınız var. Bunu çok iyi dikkat etmelisiniz. Yani bazı ben niye yapamıyorum, niye tek yiyorum falan dediğinizde direkt aklınıza Q gelsin. Çünkü o mor gördüğünüz zaman böyle elini havaya kaldırır zaman bastığınızda onu doğuşuyor arkadaşlar. Defans giriyor ve o demeci yedirtmiyor sizlere bu arada. Bunlara da önem verin. Vallahi ben hani gerçekten arkadaşlar hiç mi videoda bu kadar ara, bu kadar sık konuştum hatırlamıyorum. Umarım da hoşunuza giden bir video olmuş olur. Çünkü gerçekten ben çok zevk alarak heyecana heyecana oynuyorum bu oyunu. Bak kırmızıdan bir tane attı. Bazen bunu 5-6 kere attı oluyor. O zaman sıkıntı oluyor işte. Ama onun için bir problem yok şu an. İyi gidiyoruz. Bir de işte atas kazası şöyle bir kesebilirsek inanılmaz olacak. Hadi oğlum. Öyle ver galiba. İşte yani dediğim gibi boss aslında çok vurmuyor gördüğünüz gibi. Sadece böyle mekanikleri var. Arada can yakan. Burada tamamen healer bak. Healer gördünüz mü abi? Direkt can dolduruyor. Eğer partiniz healer varsa hiç korkmayın. Böyle can doluyorsa böyle moruk kalkanlar falan oluyorsa etrafınızda bilin ki o healer gerçekten en iyi healerların bir tanesidir. Öyle düşünün. Çünkü healersiz abi bu oyun çok zor. Vallahi şöyle azıcık şey yapayım ya. Ve arkadaşlar ben harbiden hani o kadar çok alıştım ki oyuna. Yani inanılmaz bir şekilde ilerliyoruz bakalım. Hedefimiz nasıl olur, neye ilerleriz, neye gideriz. Bakalım uğraşıyoruz gece gündüz. Umarım güzel yerler olur da şöyle bir Guild savaşlarında ya da Guild etkinliklerinde sağlam bir şekilde çıkarsak oradaki bossları da adamları da böyle güzel doğrarız yani iyi bir şekilde ilerleriz. Ki şu an güzel yolda gittiğime inanıyorum. Bayağı bir hoş, bayağı bir güzel. Bakalım işte inşallah bu da emeğin karşılığında alırız. Çünkü gerçekten haddinden fazla bir zaman ayırıp çok fazla oynuyorum oyunu. Ama dediğim gibi gelişmek için arkadaşlar şart. O dediğim gibi hani 50'lerden sonra yok bir şey yapamıyoruz bir şey demiyoruz diğer insanlar daha kavrayamadığı için ya da tam bilmediği için ya da tam kafasına oturtturup kuramadığı için oyunu bir şey yapamıyoruz diyor. Aslında dediğim gibi hani yapacak çok şey var arkadaşlar. Günlük kontrat görevleri ondan sonra işte zindanlar, Abyss farmları, ondan sonra dünya haritasındaki bosslar, yaratıkların içinden çıkan epik kıyafetler, epik silahlar, onların farmları, ıvır aslında inanılmaz çok. Hiç bir tane vurdu. Direkt Q bastım orada ama tamam sıkıntı yok. Korktum vallahi bir an. Hadi oğlum %8 devam ki. Ölüyor ki. Parçalıyoruz ki. Hadi be oğlum ya. Vallahi kaçlık oldu lan bu. Ben bunun bir de gelişinden başlattım. Abi oha. Vallahi oha. 18 dakika mı? 17 dakika mı? Ne olmuş lan? Allah'tan tabi sadece boşluk konuşmaya başladım. Diğer tarafta konuşuyordum herhalde. Başlamazdık abi. Şu an canlı yine şey geldi. Mekanik geldi. Bu olayı sevmiyorum işte. Çıkamıyorum lan. Heh. Ana altı adam ölecek. Ölme lan. İyi öldüm. Öyle bir ters yer takıldı ki o. Kaç kişi kaldık lan biz orada? 3 kişi mi kaldık?
3 kişi kaldık galiba. Aynen. Ama olsun, 3 kişi biz hallederiz be. Cana %2 kaldı zaten. Bir de arkadaşlar, ben normalde Crossbow oynuyordum. Dagger. Şu an Longbow'a döndüm. Elimdeki okun güzelliği apayrı bir şey zaten. Onu da zindana çıkardım bu arada. Abi en güzel bu Dagger Longbow gibi geliyor bana. Hani sizin tercih nasıl bilmiyorum ama acayip bir şekilde sardı. Bayağı bir güzel ilerliyorum. Bossumuz da ölüyor bu arada. Aman 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 abim aman. Ne vurduğundan öyle. %2 can. Oğlum ölmeden ölmeyeyim ben. Ölmeden ölmeyeyim lan. Şuraya bir girersem. Girersem ölersin. Öl artık oğlum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Boss'u geçtik ayrısıyla. Bakın işte, içinden çıkan itemler bunlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ulan iyi. Arkadaş gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Benim istediğim oradaki arkadaşlar işte bu Dagger. Hadi be oğlum be. Yap lan şovunu. Bizde de var işte. Ama ben onu kullanmak istiyorum. Görünüşünden hem özelliği çok iyi. Açıyorum. Açtım. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Ulan be. Bakın arkadaşlar nasıl duruyor kıpkırmızı. Oha. Şöyle geldik, hemen açıyorum arkadaşlar. Baksanıza nasıl duruyor lan, kırmızı kırmızı. Siyah kombinle çok iyi olmamış mı? Bayağı harika duruyor lan. Baksana abi. Oha. Oğlum çok iyi lan. İnanılmaz. Neyse bakalım. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Öğretici bir video olmuştur. Bir sonraki güzel video görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize güzel bakın. Bay bay.